ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Selena Şenol. Gün özeti ile karşınızdayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nden katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin en büyük kapalı alana sahip teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu vurguladı. Varank, teknoparkların firmalara sağladığı avantajları da anlattı. Türkiye'nin otomobili girişim grubunun da Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösterdiğini anımsatarak, TOG'la birlikte Bilişim Vadisi'nde mobilite ekosistemi çok güçlü bir şekilde gelişmeye başladı diye konuştu. Varank, Türkiye'de geliştirilen virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı adayının başarılı olması durumunda sonbaharda VLP teknolojisindeki aşımızı elimize alabiliriz dedi. Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugünden itibaren başlayarak 17 Mayıs tarihine kadar sürecek tam kapanma önlemleri uygulanmaya başlanacak. Bu süreçte online alışveriş ihtiyaçlarının katlanarak artması bekleniyor. Paymes kurucu ortağı Hasan Japarov, 20 günlük tam kapanma sürecinde sosyal ticaret alışverişlerinin 10 kat artacağını tahmin ettiklerini ifade ediyor. Kapanma sürecinde anneler gününün de denk gelmesi bu beklentimizi pekiştiriyor diyen Hasan Japarov, sosyal ticaretin 2017'den bu yana önemli bir yükseliş içinde olduğunu belirtti. Pandeminin de bu trendin katlanarak artmasını sağladığını söyledi. Pandemi sürecinde sosyal ticaret çıktıları bir önceki yıla oranla da önemli ölçüde arttı. Bu artış pazarın gelecekte elde edeceği büyüme tahminlerini de önemli ölçüde farklılaştırmış durumda. Sektör uzmanlarına göre değişen büyüme beklentileri çerçevesinde pazarın 2027 yılında 604,5 milyar dolara ulaşacağı düşünülüyor. Siber suçlular gerçek hayatta olduğu gibi hedef aldıkları kişileri kandırmak için çeşitli yöntemler deniyorlar. Kurbanların banka hesaplarına girmek için ünlü isimleri kullanıp sahte tanıtımlarla veya çeşitli sahtekarlıklarla insanları dolandırmaya çalışıyorlar. Siber güvenlik şirketi ESET, suçluların insanları dolandırmak için ünlü ve zengin kişilerin isimlerini ve görüntülerini nasıl kullandıklarını inceledi. Güvende olmanın dikkatli olmaktan geçtiğini paylaşarak uyarılarda bulundu. Uzmanlara göre dolandırıcılıkları fark etmek çok zor değil. Sosyal medya platformlarındaki koruyucu önlemlerde gerçek ünlülerle ünlü kılığına girenler arasındaki farkı anlamanıza yardımcı olur. ESET, bir ünlü sizinle iletişime geçtiğinde yapabileceğiniz en kolay şey profilin onaylı olup olmadığına bakmaktır. Facebook, Instagram ve Twitter kullanıcının isminin yanına bir tik koyarak hesabın bir ünlüye ait olduğunu onaylar açıklamasında bulundu. Akıllı telefon pazarı yıllardır büyük mücadelelere sahne oluyor. Zirvedeki iki marka olan Samsung ve Apple sürekli yeni oyuncular tarafından tehdit ediliyor. Covid-19 salgını telefon üreticilerine başlangıçta olumsuz etkilese de sektörden toparlanma sinyalleri gelmeye başladı. Küresel ölçekte satışlar %27 oranında artış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yaptırım haberlerinin ardından Huawei gerilemesini sürdürürken Samsung yine zirveyi elinde tutuyor. Samsung'un ardından karlı akıllı telefon üreticisi Apple geliyor. Samsung 76,5 milyon adetlik satışla akıllı telefon pazarının %22'sine sahip oldu. Çinli telefon üreticisi Xiaomi ise satışlarını %62 artırarak 49 milyon adede ulaştı. Bir diğer yükselen marka Oppo da satışlarını %60 artırdı ve 37,6 milyon adet telefon satışı gerçekleştirdi. Birkaç sene önce zirveye oynayan Huawei ise 18,6 milyonla 7. olabildi. Çip sorunu ise sektörün önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Analistlere göre LG'nin piyasadan çekilme kararı Motorola, TCL ve Nokia için şans anlamına geliyor. Dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde gelişmiş gerçek yaşam siber saldırı senaryolarıyla Hack İstanbul'la Teknofest 2021'de sınırlar zorlanacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran. Evet, ICT Medya TV'den gün özetiyle karşınızdaydık. Saat 20.30'da Ufuk Batum'la girişimcilik programı sizlerle olacak. Yarın tekrar görüşene dek hoşça kalın.